Efendim merhaba. Bu videolarda sizinle birkaç konuyla buluşmak istiyorum bugünkü çekimlerimde. Birisi bu Suriyeliler sorunu. İkincisi seçim kanunundaki değişiklik. Bu çok önemli bir husus. Bakalım günler ne getirecek bize. Aslında bu Suriyelilerle de galiba ilgili aslında. Bakmayın siz bu seçim kanunundaki değişiklik meselesi. Çünkü önümüzde seçim var. Üçüncü husus konuşacağım konu ise biraz Ali Babacan meselesi. Çünkü onun yaptığı bir konuşma var. Üniversitede bir öğrencinin sorusu üzerine verdiği bir cevap var Ergenekon ve balyoz davaları ile ilgili olarak. O konudaki düşüncemi bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki efendim. O zaman şöyle başlayalım. Bu Suriyeli sığınmacılar konusu ne olacak? Bu bir stratejik sorun mu? Siyasi partiler arasında ve liderlerin çeşitli konuşmalarına konu oluyor. Hepimizin anımsayacağı üzere bu problem 2011 yılı yani 10-11 sene önce başlayan bir problem. Şöyle giriş yapayım müsaadenizle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda göçmenlerle kurulan bir devlet mi? Göçmen alarak kurulmuş olan bir devlet mi? Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti göçmenlerle kurulmuş bir devlet değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti göçmen alarak kurulmuş bir devlet değil ve göçmen alma konusunda da herhangi biçimde kendisinde yasal düzenleme ya da böyle bir öngörü yok. Peki ne oldu? Güneyimizdeki problemler Irak'ta, önce Irak'ta başlamıştı. Turgut Özal döneminde oradan kaçanların bir kısmı alındı. Güneydoğu Anadolu bölgesine çok ciddi sorunlara yol açtı bu. Bu büyük problem. Çok büyük problem oldu. Hatta o zamanki medya gazeteleri falan tararsanız göreceksiniz. En basit problemlerden birisi şu. Bölgedeki bütün ceviz ağaçlarını kestiler diye en basit problemdi. Orada da yine güvenlik sorunları çıkmıştı. Sonra onların bir kısmını taşıdı ABD. İşte Guantanamo'ya götürdüğü ifade edildi. Asıl şimdi gelelim bu Suriyeliler meselesine. Efendim Suriye problemini başımıza kim açtı diyorsanız buradaki büyük problemi başımıza açan şahsiyetin adı Ahmet Davutoğlu. Şimdi daha önceki bir videoyu düşünce belirtirken, düşünce ne? Düşünce şu. ABD'nin işaret ettiği kişiler Türkiye'de başbakan oluyor. Daha Süleyman Demirel'le başlayan bir süreç. Başka isimler uzun uzun seçimleri anlatırım. Nasıl olduğunu, nasıl bittiğini, nasıl seçildiğini. Son dönemde hep seçiliyor. Bundan sonra da yine bakmayın siz ABD'nin işaret ettiği kişi başbakan olacak. Çok netim bu konuda. Peki. Şimdi bunu şimdilik şöyle bir kenarda bırakayım. Suriyeliler meselesine devam edeyim. Ahmet Davutoğlu öncelikle böbürlenerek bu Suriyelilere kapıyı açtı. Sandı ki, efendim buna kucak açarak, tırnak içinde söylüyorum, ümmet ona büyük bir minnettarlık duyacak. Ümmet diye tanımladıkları kim? Tüm İslam alemi, tüm Müslüman inançlı kişiler. Yani kafada millet kavramı yok. Cumhuriyetin yaratmış olduğu bu millet olgusu kafada yok. Bugünkü söylemlerini kenara bırakıyorum. Onların üzerinde de duracağım zaten. Peki Suriyelilere kapıyı açtınız ne oldu? Suriyelilere kapıyı açtınız. Arkası böyle büyük bir sel halini aldı, aktı geldi. Şimdi stratejik olarak bir değerlendirme yapıyorum. Efendim, başkaları da söyledi şimdi söyleyeceklerimi. ABD Suriye'deki bu iç savaşı çıkarınca, evet hemen tekrar altını net çizerek söylüyorum. Hem Ahmet Davutoğlu, efendim ondan sonra da işte başbakan olarak da Recep Tayyip Erdoğan, sonra Cumhur Reisi olarak da bunların üzerine atladılar. Peki bu kapıları açtınız mı? Açtınız. Aslında büyük problemi görmediler. Büyük problem neydi? Türkiye'nin demografik yapısını bozmak üzere kurgulanmış bir büyük ABD stratejisidir bu. Bir büyük. Dikkat edin bak Suriyelileri oradan boşalttılar. Türkiye'ye bunların alınmasının önünü açtılar. Bu aklı verdiler. Peki ne oldu? Oralara YPG, PYD unsurları yerleşti mi? Yerleşti. Suriye iç savaşı
Türkiye neden bulaştı sorusunun yanıtı aslında ben size söyleyeyim ne yazık ki bu bir etnik temelli bakıştır meseleye. Dini ama dikkat cümleme. Dini etnik temelli bir bakıştır. Ne yazık ki. Bütün mesele işte bu Müslüman kardeşler zihniyeti, ihvan zihniyeti, bütün mesele bu. O iç savaştan önce, bu işe bulaşmadan önce Esat kardeşti, Esat'ın eşi hanımefendi, Emine Hanım'ın evladıydı, ortak tatiller yapıldı, ortak bakanlar kurulu toplantıları yapıldı. Size ne, niye gitti bulaştınız? Şimdi Ahmet Davutoğlu meselesini konuşacağım özel olarak, orada daha geniş tabii ele alacağım. O stratejik derinlik mi, stratejik bataklık mı, stratejik iflas mı? Bakın başımıza ne işler açıldı şu anda. Efendim, peki bunun arkasından da Afganlar, Irak, başka İran bir sürü geliyor. Şimdi toplamı 8 milyonu falan bulduğu ifade ediliyor. Şimdi önce işte kadınlar, çocuklar, yaşlılar, arkadan gençler. Bak Ukrayna'da bir savaş var. 18-60 yaş arası hiç kimse ülkesini terk etmiyor, direndi. Buradaki iç savaşta ise sürü sepet, bütün genciyle, erkeğiyle herkes kaçtı geldi, bıraktı oraya. Beşar Esad son dönemde benim anımsadığım 6 kere mi 5 kere mi 6 kere mi ne genel af ilan etti. Şimdi vereceğim rakamları, kaç kişi geri dönmüş, ne olmuş, geri dönülmüyor, niye? Türkiye çünkü ballı börek. İşte resmi rakamlara göre 80 milyar dolara yakın para harcamışız. Para harcanmış. Bir kısmı Avrupa Birliği'nden gelmiş. Avrupa Birliği'nden gelen, bilmiyorum rakamlar eğer doğruysa, 4-5 milyar civarında. Şimdi bakın efendim, 4 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından bir açıklama. Dedi ki, sadece 484.400 Suriyeli geri dönmüş. Peki, şimdi geri kalanların yarattığı bir sürü sıkıntılar, bir sürü problemler var. Daha yeni işte, internette de dönüyor. Sabah yeniden baktık. Urfa'daki olay. 3 Suriyeli kaçkın, bir genç kızı taciz ediyorlar otobüste. Sonra orada yine 2 kız çocuğu babası, bir beyefendi bunları uyarıyor. İşte otobüste duraktan iniliyor. Onu takip ediyorlar. Darp ettikleri yetmemiş gibi bir de 7 yerinden bıçaklıyorlar. O 2 kız çocuğu babası olan şahsiyet şu anda ölümle cebelleşiyormuş. Bu bir tane örnek değil. Bu örneklerin sayısı çok. Başka bir küstahça cevaplar var. İşte karşılaşılıp söylenildiğinde bizim paramızı Avrupa Birliği gönderiyor. Onların gönderdikleri parayla biz buradayız gibi bu türlü de yanıtlar geliyor. Peki efendim. Şimdi geride bırakılan sorunlar meselesine bakalım. Bunlar rakamsal olarak bakmak zorundayız. Aritmetik olarak bir değerlendirme yapalım. Şimdi 24 Şubat 2022 tarihi itibariyle rakamlara baktığınızda 3.750.000 efendim geçici koruma statüsü, öyle söylüyorlar resmi olarak Suriyeli. Ben kaçkın diyorum bütün bunların hepsine. Peki kayıt dışı Suriyeliler, kayıt dışı öteki unsurlar, öteki ülkelerden gelenler Suriyeliler açısından 500 binden fazla olduğu ifade ediliyor. Kayıtlı Suriyelilerin sadece 51 bini barınma merkezlerindeymiş. Geri kalan tamamı ülkenin kentlerine dağılmış. Bunların en büyük kısmı da İstanbul'da. Bu en çok bu işte kaçkınlar, bu kaçkın sığınmacılar. 570 binin biraz üzerinde İstanbul'da olduğu söyleniyor. Halbuki daha önce İstanbul Belediye Başkanı 1 milyonun üzerinde olduğunu ifade etmişti bu rakamı. Ben de ona inanıyorum aslında. Yine ama biz verilen resmi rakamlara bakalım. Gaziantep'te 461 bin, Hatay'da 433 bin, Urfa'da 428 bin, Adana'da 256 bin, Mersin'de 240 bin Suriyeli yaşıyor resmi rakamlara göre. Oysa ki Hatay Belediye Başkanı'na göre, onun ifadesine göre orada 800 bin olduğu ifade ediliyor Hatay'da. Düşünün 800 bin, 800 bin, bu 800 binin 8 binini ya da 18 binini kalkıp İsveç'e göndermeye kalksanız İsveç bunu kabul eder mi? Norveç kabul eder mi? Polonya kabul eder mi? Sayıyorum, Almanya kabul eder mi? Aldıkları rakam ortada. Fransa zaten tamamen elinin tersiyle itiyor.
Peki şimdi ne olacak sorusunun yanıtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sormuşlardı. Burada doğan bebek demişti ki 10 yılda 754 bin bebek doğdu. 10 yılda 754 bin bebek. Merak ettim, internette bir araştırma yaptım. Nüfusu 754 bin olan kaç ilimiz var diye bizim? 754 bin olan. İşte 30 mu 30, 29 mu 31 mi ne böyle il saydım. Yani bundan birkaç gün önce baktım, onun için tam rakamı söyleyemeyeceğim ama 30 diyelim. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, il sayısından söz ediyorum, doğan bebek. Peki bunların eğitim öğretimleri, bunların üniversite sınavları bedava alınıyorlar okullara. Bak, bir sınavsız alındıkları gibi bedava. Ellerindeki kartlarla işte sosyal hizmetler veriliyor. Ben daha bugün nüfus müdürlüğüne gittim. Sabahın körü, işte bir haftadır uğraşıyorum, bir işim var. Arkadaş, gidip görmeniz lazım. Gerçekten gidip görmeniz lazım. Vatandaşlık yapılanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlık nüfus cüzdanı alanları, gidip kuyruğu görmeniz lazım. Bunu söylediğim zaman bütün millet böyle, bazıları kızıp duruyorlar. Şimdi Sağlık Bakanı dedi ki 4000 civarında sağlık çalışanı hizmetle aldık, Suriyeli. 4000 civarında. Cumhur Reisi demişti ki doktorlar gitsin. Anladığım kadarıyla doktorları yurt dışına gönderiyor, gitsin, umurunda değil. Gerçi sonra lafını geri aldı, ayrı bir şey de. Efendim, onların yerine 4000 Suriyeli istihdam edilsin. Siz devlet hastanelerini falan bir gidin, ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Afrika'dan gelenler, bu ülkelerden gelenlerin hepsini görmektesiniz. Bu hatalı rakamlarda hata yapmayayım diye çok titizleniyorum. Onun için notlarıma bakacağım efendim. Tekrar söylüyorum, bak, sınavsız üniversite, efendim, istihdam sağlanıyor bunlara. Bunların bir büyük bölümü kaçak çalıştırılıyor. Bizim iş yerleri patronların işine geliyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istihdam sorunu var. İş sorunu, yani işsizlik sorunu. Ama dikkat edin, bak, kimler buralarda istihdam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Aralık 2021 itibariyle 193.293 Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu burada resmi olarak açıklıyor. 2022'nin bu Mart ayına geldik. Bu rakamın 200 bin üzerinde, resmi olarak söylenenden ifade ediyorum, 200 binin üzerinde olduğu ifade edilmekte. Peki efendim. Bu rakamlara bakın. Türkiye'de kaç bir il var? 81 il. 81 ile dağılımına şöyle baktığınız zaman ortalama illerin nüfusunun %20'si civarını buluyor. 19 olur, 21 olur. Onu bilmem. Sevgili arkadaşlar, onu bilmem. Devlete alınanlar var, yerleştirilenler var. Bunların 48 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Peki bütün bunların sonucu neye bağlanacak? Şimdi daha Hatay Belediye Başkanı, gerçi hakkında şimdi bir soruşturma açıldı söyledikleri için, ama ben yine de Hatay Belediye Başkanı'nın söylediğini sizlerle paylaşacağım. Çünkü medyaya, kendisi doğrudan doğruya televizyonlara verdi demeçlerini. Dedi ki, biz böyle giderse azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her iki kişiden biri Suriyeli. Hatay'daki doğumların %75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Uyarıyorum. Hatay gidiyor diyor. Şimdi bu çok abartılı bir demeç olabilir ama bu bir uyarı. Bakın, bu bir uyarı. Şimdi Hatay'ın özelliği ne? Hatay plebisit yapılarak Anadolu topraklarına katıldı. Biliyorsunuz Atatürk'ün sağlığının son dönemidir. Hatta ben yazdım bir makalede, dedim ki işte burada da, bu Fikrimizin Reperi kitabında da o makale yer alıyor. Dedim ki Atatürk'ü ölüme götüren süreç Hatay sorunuyla ilgilidir. O hasta haliyle, hani Adana'da gitti, saatlerde ayakta durdu, askerlere orada bir düzenli yürüyüş yaptırdı ya, batıya karşı, özellikle işte Fransa'ya karşı bir gözdağı vermek amacıyla ateşler içinde kaldı. Zaten düşüş o düşüş, ondan sonra ölüme yattı. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu Hatay Belediye Başkanı'nın konuşmaları
çeşitli köşe yazılarında, çeşitli gazetecilere hep demeç olarak yer aldı. Bakın, yine bu Lütfü Savaş'tan yine bir alıntı ifade edeceğim sizlere. Geçen yerel seçimde vatandaşlığa geçen 13 bin kişi oy kullandı. Bir ilçemizde iktidar partisi değil başka bir parti kazanmıştı. Ama en son sığınmacıların çadırlarındaki sandıklar sayılınca onların hepsi iktidar partisine oy verdiği için o ilçede seçimi iktidar kazandı. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri siyasi partiler ve adaylar için oy kullanıyorlar. Yani şimdi bakınız, seçim yaklaşılıyor. Buradaki kuşku ne? Buradaki endişe ne? Buradaki şiddetli biçimde muhalefet parti başkanlarının ısrarlı demeçlerinin sebebi ne? Sebebi şu. Deniyor ki Suriyeliler vatandaşlığa geçirilecek. İşte ve hepsi seçmen yaşına geldiler. 11 yıl işte devamlı buraya geliniyor. Efendim bunlara vatandaşlık verilecek ve bu vatandaşlık verilen Suriyeliler çok doğal olarak çok anlaşılabilir ki kime oy verecek? AKP'ye oy verecek. Şimdi bunun dengeleri alt üst ettiğini ve böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini ısrarla söylüyorlar. 2018 yılında Tayyip Bey bir konuşmasında Suriyeli bu kaçkın sığınmacıları geri göndereceğini ifade etmişti. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu aynı şeyi söyleyince bu sefer Tayyip Bey çıktı, göndermeyeceklerini söyledi ve bir ensar ifadesini kullandı. Bu yani sığınmacılara hoşgörü göstermek, kucak açmak, işte İslam tarihinden İslam peygamberinin bu hicretiyle ilgili olaylar anlatılırken verilen örnekle ilgilidir. Yine bir konuşmasında Tayyip Bey diyor ki, dün Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den geldiler. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz. Muhalefet seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz. Peki efendim. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman şu anda nüfus aritmetik olarak bakıldığında yapılan hesaplara göre 2,5 milyon civarında Suriyelinin oy kullanma yaşında ve statüsünde olduğu ifade ediliyor. Yani vatandaşlık verilebileceği, böyle bir hakkın kendilerine sunulacağı ifade ediliyor. Bununla ilgili tekrar söylüyorum. Anayasada tabii ki böyle bir madde yok. Çünkü Türkiye, ABD gibi, Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, Kanada gibi buradan göçmen alarak kurulan bir ülke olmadığı için tabii ki anayasamız da ona göre düzenlenmiş değildi ya da şimdi yeniden Cumhurbaşkanı kararnameleriyle şununla bununla bunları yaparsanız ona bir şey diyemeyeceğim ama buradaki köşe yazılarına baktığımızda herkesin ürktüğü nokta şöyle bir şey. İşte Hatay Belediye Başkanı'nın ifadesinden yola çıkarak bu en şiddetli biçimde dile getiriyor. Tekrar söylüyorum, çok abartılı olabilir. Bir tehlikenin kamuoyunda dikkatini çekmek için, kamuoyunun buraya odaklanması için bunları söylüyor olabilir. Hakkında soruşturma var. Bir bakalım oradaki rakamlar ortaya çıkacak. O zaman daha çıplak biçimde göreceğiz. Ama Lütfü Savaş Bey'in söylediği gibi ise bir kentin rakamları. Şimdi düşünün, Antep'in haline bakın, kilise bakın. Ben örnek kiliselerle konuştum. Bundan önce bir televizyon programında da, bu TV100'deki programda da birkaç kez onlardan dinlediklerimi de dile getirmiştim. İşte geri dönün Urfa'ya bakın, Güneydoğu Anadolu illerine, İzmir'e bakın, İstanbul ağırlıklı. Evet, şu anda bir tek Suriyelileri konuşuyoruz. Tekrar söylüyorum. Bakın Afganistan'dan gelenler, Irak'tan gelenler, başka işte Afrika ülkelerinden gelenler. Diyeceksiniz ki dünyanın başka ülkelerine de gidiyor. Türkler gidiyor. Türkler oralara gidince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, o ülkeler işte ağzını açmıyor. Onlara gidince iyi de biz buraya kabul edince mi kötü? Bakın efendim, buradaki problem iyilik kötülük meselesi değil. Ulusal güvenlik meselesi. Bizim buradaki sınırımız, buradaki dert başka bir şey. Tekrar söylüyorum, bakın burada ABD'nin çok büyük bir tuzağına düşüldü. O tuzakta şu Türkiye'nin demografik yapısı değiştiriliyor. Kırım için bu kadar çok siyasi irade, yönetim Erdoğan başta olmak üzere
çeşitli demeçler verdiler değil mi? Orada yapılan plebisit oylaması o kararla Rusya'ya bağlandı ya. Bakın Türkiye'de biz neler söyledik. Hatay işte biz öyle aldık Anadolu'ya. Öyle kattık Hatay'ı. Yarın öbür gün buradaki Suriyeliler, bakın şimdi vakıf kurulacak, dernek kuracak, vatandaşlık alıyor. Vatandaşlık alınca bu insanların en doğal hakkı siyaset yapmak, siyasi partilere girmek. Yarın öbür gün meclise milletvekili olarak girecekler. Bir gün gelecek o mecliste meclis başkanı olacaklar. Siyasi parti olduğuna göre, partileşildiğine göre bir gün gelecek seçimde başbakan adayı olacaklar. Bütün bunların hepsini eğer istiyorsak bütün bu konuşma unutulsun efendim. Bak bütün bu konuşma unutulsun. Ama bunu böyle düşünmüyorsak, bunun çok büyük bize sıkıntılar açacağını değerlendiriyorsak, AKP bugün var yarın yok değerlendiriyorsak, peki o zaman doğru olan ne? Doğru olan şu, Esad'la oturulacak masaya. Bakın bir türlü gelinmiyor masa. Oysa ki Birleşik Arap Emirlikleri kucak açtı. Mısır kucak açtı. Şimdi herkes Orta Doğu'da Esad'a kucak açıyor. Bir düşman biz kaldık Türkiye. En gereksiz biçimde. En gereksiz biçimde. Niye? Çünkü Esad işin en başında Müslüman kardeşlere, Tayyip Bey'in isteği üzerine efendim işte siyasetin önünü tıkayınca, onların işte önderleri, liderlerini hapisten çıkarmayınca, onları politikaya getirmeyince kin nefret ortaya çıktı. Oysa ki bize ne? Bize ne? Bizim halimize ağlayan var mı? Yarın öbür gün bak başımız belaya girdiğinde bir kişi halimize ağlayacak mı bizim? Dolayısıyla Esad'la masaya oturulsun. Bu oturulmada işte Esad tekrar söylüyorum 5 ya da anımsadığım galiba 6. kez gene laf çıkardı. Efendim oraya tekrar geri gönderilmeleri için ne gerekirse Türkiye orada inşaatlar mı yapacak? İşte TOKİ orada zaten bir grup binalar yaptı. Yapsın. Bu kadar para harcıyoruz. Bu paralar böyle harcanacağını işte bir kısmı oradaki imar için harcansın ve bir an önce Türkiye'den çıkarılsın. Neden bir de gerekli bu biliyor musunuz? Çünkü dikkat edin bakın şimdi seçim atmosferi, siyasi parti başkanları irili ufaklı. Bakın irili ufaklı. Küçüklerden birisi Zafer Partisi. Onun genel başkanı Ümit Özdağ ısrarla burada sesi yükseltiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bey aynı şeyleri söylüyor. Meral Akşener Hanımefendi aynı şeyleri söylüyor. Bir Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan söylemiyor. Çünkü söylemiyor çünkü onların zamanında alındı kararlar. Söylemiyorlar tabii. Kolay mı onu göndermek gibi laf etti Ali Babacan Beyefendi. Ahmet Davutoğlu zaten bu sınırları aştırıp kabul eden şahsiyet. Türkiye'nin başına bu büyük problemi açan şahsiyet kendisi. Dolayısıyla şimdi konuşmuyorlar onunla. Peki altılı ittifak dediğimiz bu ittifak o masada konuşulduğunda bu konu oralarda gündeme getirilmeyecek mi? Eğer oralarda gündeme getirilmeyecekse ben şunu söylüyorum yazıklar olsun. Niçin bizim kafamızı bulandırıyorsunuz madem? Bakın efendim iki şey birbirine karıştırılmasın. Balkanlardan gelen göçmenler, göçler, Kafkasya'dan gelen göçmenler, göçlerle bu işler karıştırılmasın. O dönem, o topraklar Osmanlı Devleti'nin sınırlarıydı. Onlar Osmanlı Devleti'nin vatandaşıydı. Onlar bir topraktan, biliyorsunuz oradaki milliyetçilik akımları, zaten toplu katliamlar, ölümler. İşte o dönemleri bir daha anlatmamıza gerek yok. Tarihi herkes biliyor. Benim ailem, benim sülalem de Kafkasya'dan buraya göçmek zorunda kalmış olan bir ailenin, sülalenin çocuğuyum ben. Ermenilerin önünden kaçılmış o büyük kaçtan. Ta 93 Harbi'den itibaren başlamış gelişler. Birinci Dünya Savaşı'nda zaten kitlesel olarak gelinmiş Kafkasya'dan buraya. Merak edenler için söyleyeyim yani kimler değil biz terekemeyiz kara papağız işte bunun tarihi ortada Ağızka Türkleri tarihi ortada nasıl topraklarını bırakmak zorunda kalıp buralara gelindi bak onunla bunu birbirine karıştırmayın şimdi bu yani terminolojik olarak söylüyorlar işte ensar diye bir ifade kullanıyor efendim bakmayın dönemler farklı. Konuştuğunuz dönem, kavramı kullandığınız dönem ta 7. yüzyılla ilgili bir dönem. Oradaki husus farklı bir şey.
İslam peygamberine kendi toprağından, kendi kentinden hicret etmek bir zorunluluk. O başka bir şey. Günümüze onu getirip, efendim, bilgi birikim eksik olan insanlara, üstelik de bu dini nedenden dolayı anlatmak, tabii ki onlara daha kolay geliyor efendim, daha kolay geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu biraz abartı olsun da, siz de kabul buyurunuz abartı olmasına rağmen. Hani çok söyleniyor, efendim devlete kucak açtırıyorsunuz da madem ki ensar diyorsunuz, o zaman bu Suriyelilere kucak açılmasına taraftar olan, siyasal iktidarın bu düşüncesine bu kadar destek olanlar, madem ki ensar, evlerini açsınlar. Bir iki Suriyeli göçmeni evlerini alsınlar. Dedim ya, çok abartılı bir cümle ama bak dikkat edin, sokakta konuşulan bir husus sevgili arkadaşlar. Bu büyük sıkıntı yaratmaya devam edecek.